İyi günler. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi önce ekonomide öne çıkan başlıklarla başlayalım. Sonrasında hem piyasalara bakacağız hem de bu başlıkların biraz daha ayrıntılarını irdeleyeceğiz. İçeriğine bakacağız ve son bölümde de spor ekonomisinde biraz daha spor konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli bir ziyaretti. Hem bir taraftan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, burada Türkiye'nin önemli bir rolü söz konusu. Arabuluculuk konusunda önemli bir rolü söz konusu. Bu gerilimi yatıştırma anlamında önemli bir rolü söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti de tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Diğer bir önemi de Ukrayna ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttırılması, serbest ticaret anlaşması yapıldı. Gündemde enerji vardı. Dönüşte yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı'nın İran'dan gaz akışının normale döndüğünü vurguladı. Irak ve İsrail gazına yeşil ışık yaktı. Doğal gaz sıkıntısı Türkiye'nin yaşamadığına dikkat çekti. Dün A Para yayınındaydı BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben. Özlem Doğaner ile Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı. Önemli mesajları vardı. Bankacılık sektöründen kredilere kadar geniş kapsamlı mesajları vardı. Dikkat çeken bir ve merakla beklenen bir gelişme de özellikle otomotiv kredilerine yönelikti. Otomotiv fiyatları artıyor. Dolayısıyla burada bir taksit, bir de miktar konusunda bir ayarlama yapılacak mı? En çok merak edilen konuydu. Mehmet Ali Akben, kredi tutarlarının arttırılacağını, burada bir düzenleme yapacağını, taksit sayıları konusuysa çalışılıyor. Ve bu da tabii sektörü mutlu etti. Buna ilişkin bugün yayınlarımız vardı A Para ekranlarında. Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. %48'i aşan Ocak ayı enflasyonuna ilişkin emtia fiyatlarına vurgu yaptı Merkez Bankası. Tüketici yıllık enflasyondaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir denildi. Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Nüfusumuz 1 milyon kişi arttı 2021'de ve toplam nüfus 84 milyon 680 bin kişi oldu. İstanbul'da yaşayan nüfussa yaklaşık 16 milyona ulaştı. 15 milyon 841 bin. 16 milyona yakın bir nüfus var sadece İstanbul'da. Diğer taraftan negatif faizli tahvil piyasalarında satış dalgası var. Avrupa ve Japonya gibi negatif faizin kaleleri de birçok yerde satış dalgası yaşanıyor. Petrol fiyatlarında dikkat çekici hareketlilik yükseliyor. Petrol fiyatları şimdi 100 dolarlar malum, tahminler var. 90 doların üzerine çıktı. 92 dolara geldi Brent petrol. Takip ediyoruz. Piyasalara bakalım. Dünya borsaları, tüm dünyada borsalar Ocak ayına kötü bir başlangıç yaptı. Satış baskısının ağırlıklı oldu. Şubat ayı iyi başladı ama hala dalgalanmalar devam ediyor. Borsa İstanbul'da bundan nasibini alıyor. Borsa İstanbul tarafında 1952 puandayız. %0,28'lik bir kayıp var. BIST Banka bugün, dünkü o satış baskısından sonra bugün hafif toparlıyor. %0,35 artıda. BIST Sınai'ye baktığımızda oradaysa %0,39'luk bir kayıp söz konusu. Bilançolar geliyor, bankalar geldi. İşte Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası oldukça iyi, TSKB oldukça iyi bilançolar geliyor. Karlar yüksek. Diğer taraftan sanayi tarafından da bilançolar geliyor. Orada da karlar yüksek. Bir bakalım. BIST yüzde en çok artanlar, en çok azalanlar. Evet. Net Holding, İndeks Bilgisayar, İşgeo, Borusan Yatırım ve ARD Yazılım en çok artanlar. En çok azalanlar İşmenkul, Parsan, Anadolu Efes, Gen İlaç ve Türk TSKB en çok azalanlar BIST yüzde. Devam edelim Dolar TL, Euro TL. Dolar TL'de 13.54 seviyesi. Yatay seyir devam ediyor. Euro TL'ye baktığımızda orada da 15.53 seviyesini görüyoruz. Çok fazla bir değişim yok. Neredeyse 45 gündür çok fazla bir değişim yok. Euro Dolar ve Dolar Endeksi. Euro Dolar paritesi 1.1462.
Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi 95 seviyesinin üzerinde. Küresel tarafa bakalım, Avrupa borsaları. Avrupa borsalarında Londra artıda %0,13 ama Frankfurt'ta %1,22 düşüş var. Madrid'de %1 düşüş, Paris'te %0,62 gerileme. Asya borsaları. Asya borsalarında tatilden dönüşler söz konusu. Gördüğünüz gibi tablo. Avrupa borsalarına bakalım. ABD borsalarına bakalım. Düzeltiyorum. ABD vadiller. Dow Jones %0,21 ekside. Nasdaq'ta %1'e yakın artış. S&P'de %0,20 artıda. Dow Jones'ta %1'e yakın artıda. Devam edelim ABD 10 yıllık tahvile bakalım. ABD 10 yıllık tahvil 1,82 seviyesinde. Ve ons altın. Ons altın 1813 dolarda. Yeniden güçleniyor, 1800 dolar üzerine çıktı. Gram altında bu ortamda yeniden 800 lira seviyesine doğru hareketleniyor. 790 lira. Gümüş fiyatı 22 dolar 55 sent ve petrol. Petrol hareketli. Brent petrol bakın 93 dolara geldi. 100 dolar tahminleri vardı, o 100 dolara doğru geliyor. ABD ham petrolü 92 dolar 16 sent seviyesinde. Evet, birazdan piyasaların detaylarını konuşacağız. Borsa İstanbul'da ve işte küresel tarafta bu satış baskısı neden kaynaklanıyor? Petrol fiyatları, bunun etkilemesi, bilançolar geliyor. Bunları konuşacağız birazdan. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dönüşü, uçakta gazetecilere verdiği yanıtlara bir bakalım. Gündeminde enerji konusu vardı. İran'dan gaz akışının normale döndüğünü vurguladı. Aynı zamanda Irak ve İsrail gazına yeşil ışık yaktı. Türkiye'nin doğal gaz sıkıntısı yaşamadığına vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Ukrayna ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde enerji vardı. Türkiye'nin doğal gaz sıkıntısı yaşamadığına dikkat çekti. Son dönemlerde bazıları diyor ki, doğalgaz artık sıfırı tüketiyor. Doğalgazda durum şöyle kötü, böyle kötü. Doğalgazın sıfırlanması, sıfırı tüketmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bizim bir defa Tuz Gölü'nün altında doğalgaz depolama alanlarımız var. Silivri'de yine aynı şekilde doğalgaz depolama alanlarımız var. Bir de bunun yanında Azerbaycan'dan geliş devam ediyor. Bunun yanında yine aynı şekilde Rusya'dan doğalgazımız geliyor. Biz doğalgazımızı tasarruflu kullandık. Şu anda Türkiye olarak doğalgazda herhangi bir sıkıntımız yok. Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı yokken bunu varmış gibi göstermek, milletimizi bu kış mevsimi içerisinde psikolojik olarak olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramaz. Başkan Erdoğan, İran'dan gaz akışının da normale döndüğünü vurguladı. Irak gazı için yeşil ışık yaktı. İran Cumhurbaşkanı ile görüşmemi yaptım. Aynı şekilde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın yardımcısını, BOTAŞ'ın yetkililerini İran'a gönderdik. Onlar da orada görüşmelerini yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı, bize 10-15 gün müsaade ederseniz biz bu işi toparlarız dedi. Gerçekten de 15 gün içerisinde falan iş toparlandı ve yeniden normal akışa geçti. Şu anda biz mesela Irak olayını da gündemimize aldık, onu düşünüyoruz. Irak'tan da belki doğalgaz noktasında Türkiye'ye bir arz olabilir. O da olursa zaten daha da farklı olacak. Başkan Erdoğan, İsrail gazını da kullanabiliriz mesajı verdi. İsrail'le Sayın Herzog'da bu konuyu da görüşeceğiz. Sayın Başbakan'la aynı şekilde yine bu konu görüşülecek. Biz İsrail'le bu noktada geçmişte zaten yolumuzu açmıştık. Biz İsrail doğalgazını ülkemizde kullanırız. Kullanmanın ötesinde Avrupa'ya geçişi için de müşterek bir çalışmanın içerisine gireriz. Şimdi Sayın Herzog'ta da inşallah Türkiye ziyaretinde bu konular bizim gündemimizde olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin EastMed projesinden desteğini çekmesini de değerlendirdi Başkan Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri beklediğini bulamadı dedi. Şimdi burada da bana göre Amerika Birleşik Devletleri beklediğini bulamadığı için ve bu işi mali noktada ekonomik bulmadığı için buradan çekilmek durumunda kaldı. Yoksa ekonomik neticeyi bulmuş olsa Amerika Birleşik Devletleri buradan çekilmezdi. Bizse bölgede ne diyoruz? Burada Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin hakları var. Bu haklar için de biz adımlar atıyoruz. Bizim şu anda 3 tane sondaj gemimiz var.
Dördüncüyü de aldık. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunların şu anda çalışma alanlarını belirledik. İşte bir kısmı Karadeniz'de çalışıyor, bir kısmı da bundan böyle Akdeniz'de çalışmalarını sürdürecek. Artan enerji maliyetleri de Erdoğan'ın gündemindeydi. Doğal gaz ve elektrikte süreç içinde ciddi sübvansiyon yaptık dedi. Avrupa ile mukayese edilmeyecek derecede bir sübvanse yaptık. Şu an Avrupa'nın en ucuz doğal gazı bizde. Geçen yıl elektrik faturalarında %50, doğal gaz faturalarında %75 oranında devlet olarak sübvansiyon sağladık. Tarifelere yansıtılmayan toplam sübvansiyon tutarı 100 milyar lirayı buldu. 2022 yılında da doğalgazın 1/4'ü hala sübvanse ediliyor. Dünya enerji noktasında büyük bir darboğazda. Biz bu darboğazı öngördük ve güçlü sosyal devlet mantığıyla tedbirlerimizi aldık. Kademeli tarifede gelen talepler üzerine birinci kademe aylık 210 kilowatt saate çıkarıldı. Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız. Evet, devam edelim. Piyasaları konuşacağız dedik. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel konuğumuz. Mete Bey, hoş geldiniz yanımıza. Selam, hoş bulduk. Şimdi seneye başlarken ve geçen yılın sonuna doğru Borsa İstanbul için hani bir senaryo ve işte strateji planlanırken alt alta koyduğumuzda işte güçlü bilançolar, ihracat odaklı şirketler, bankalar geliyor güçlü bilanço. Baktığımızda tüm bunları böyle alt alta koyduğumuzda enflasyon var, enflasyon karşısında güçlü bir alternatif. Hani iyi bir alternatif olarak gözükürken fiyatlama anlamında bakıyoruz. O hani ivmeyi yakalayamıyor. 2000 puanın üzerine çıkıp da devam edemiyor. Gerekçeleri neler? Yabancının olmaması gerekçe, en büyük gerekçe o. Yani bankalar dediğimiz zaman 4. çeyrekte efsane bilançolar açıklanıyor. İnanılmaz beklentinin ötesinde karlar var ama onun da ötesinde 2022 ile ilgili yönlendirmelerine bakın bankaların. Yani bir banka mesela %30 öz sermaye karı dedi. 2021'in karını ikiye katlayacağım demek bu. Ama doğru dürüst hareket yapmadı. Bugün inceden bir hareket yapıyor. Yabancı olmadığı zaman yerliler genelde daha küçük hisselerde, kendilerini daha yakın hissettikleri diğer bazı hisselerde işlem yapıyorlar. Büyük holdinglerde, bankalarda bir miktar yabancı girişine muhtaç. Yabancı girişi olmadığı sürece de çok anlamlı hareketler yapmalarını beklemiyoruz. Yani şöyle şeyleri görüyoruz tabii. Londra'daki swap piyasasında Türk lirası yeteri kadar olmadığından dolayı, çünkü dolar TL alımında kullanılmasın diye oradaki likitte kesildi. Ama o da yabancının gelip işte parasını hedge ederek, koruma altına alarak gerek tahvil bonu gerek hisse senedi almasını engelliyor. Ondan dolayı da buraya getirmiş olduğu belirli bir miktarda standart para var. Bir cepten diğer cebe. Bankalar mı iyi gidecek? İşte bir miktar sanayi tarafında satış yapayım, banka alayım. Ondan dolayı da yabancı payı değişmiyor. %40'lar seviyesinde çakıldı kaldı. Hikaye bazlı olarak bir hisseden diğer hisseye savruluyoruz. Ondan dolayı da endeks genel olarak yukarı bir hareket yapamıyor. Benim gördüğüm en büyük handikap budur. Yani bir patinaj hali söz konusu. Bunu görüyoruz. Bir değerleme evet. Konusunda, gerçek değerini bulma konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Peki ne öngörürsünüz? Bu süreç daha ne kadar devam eder ve hani uzun vadeli yatırım düşünen, uzun vadeli tasarruf, tasarrufunu uzun vadeli değerlendirmek isteyenler için bu bir fırsat mı sunar Borsa İstanbul? Fırsat sunuyor. Yani demin sizin de söylediğiniz gibi bir temamız vardı. Dördüncü çeyrek için konuştuğumuz, 2021 için tamamı için konuştuğumuz bir temaydı bu. 2022'de o tema devam ediyor aslında. Yine ihracatçı şirketler, döviz geliri olan şirketler, malını dövizle fiyatlayan şirketler ya da işte yurt dışında müteahhitlik hizmeti veren şirketler var. Bunların hepsi hala cazip. Hatta en son İşte dün Avrupa Merkez Bankası'nın beklenmedik şekilde diyeyim, Lagarde'ın birazcık daha sert konuşması, daha faiz arttırımının önünü açıcı konuşması sebebiyle Euro'da, yani son 24 saatte %1,5'luk işte Euro-Dolar'da yükseliş var. Euro'nun değerinde yükseliş var. Bu demin bahsettiğim ihracatçı temasını daha da güçlendiren bir şey. Çünkü bizim ihracata yönelik üretim yapan beyaz eşyaydı, otomotivdi gibi şirketlerimiz
ham maddeyi en nihayetinde emtia dolarla fiyatlanır. Fakat euro kullanan bölgeye satış yaptıklarından dolayı daha kolay satış yapabilecekler. Daha yüksek cirolar elde edecek, daha fazla kar marjları elde edebileceklerdir. Ondan dolayı bu o temayı destekleyen de bir durum. Aynı şekilde savunmaya devam ediyoruz o temayı, ihracatçı teması. Bankalar eski bankalar değil. Eskiden işte enflasyonun yükseldiği, işte mevduat faizlerinin tırmandığı vesaire ortamlar bankalar için yani çok çok olumsuz ortamlardı. Şimdi bankaların bilançosunda daha önce hiç kullanmamış oldukları, yani işte 5 sene eskisinde kullanılmamış olan enflasyon endeksi tahviller var. Enflasyon endeksi tahviller öylesine bir koruma sağlıyor ki gelir tablolarına, şu anda yükselen enflasyondan. Onun için hiç korkmadan banka demeye devam ediyoruz. Aksi takdirde marjları eriyecek, şöyle olumsuz etkilenecek gibi farklı temalar işleyebilirdik. Bankalar kendilerini bu şekilde koruyorlarsa, ihracatçılar kendilerini bu şekilde koruyorlarsa, yurt dışından gelir elde edecekler vesaire var. Bir de bunun üstüne iskontolu gıda perakendecileri var ki yani bizim kurum olarak da çok beğendiğimiz bir sektör. O da enflasyona karşı savaşta çok önemli bir sektör. İskontolu gıda perakendeciliği daha pahalı marketlerden kendilerine talep de alıyor. Bundan dolayı cirosu artıyor. Aynı zamanda kar marjlarından feragat etmiyor. Çok düşük miktarda adetsel mal satılıyor. 800 ünite falan satılıyor. Büyük marketlerde 5000, 10.000 ünite satılırken sadece temel ihtiyaç maddeleri. Ondan dolayı kimse bu tarafta ben almıyorum diyemez. Onun için perakendecilik, gıda perakendeciliği sektörü ön planda olmaya devam edecek. Bunların hepsini toplarsak bu hisseler aslında BIST 100'ün %50'sinden daha fazlasını oluşturuyor. Genel olarak bundan dolayı yukarıya gidişin devamını bekleriz. Tırmana tırmana devam etmesini bekleriz. Enflasyona karşı koruma sağlar mı? Topyekun enflasyonun üzerinde belki getir getiremez ama Türk lirası bazında yönümüzün borsa için, BIST 100 için, BIST'in tamamı için yukarı olduğuna inanıyorum. Ama orada dediğim gibi hisselerde ve sektör tercihlerinde seçici olmak lazım. Peki sektör tercihleri önemli. Bu anlamda turizm sektöründe hareketlilik var. Beklentiler çok yüksek 2022 için. Turizm artı havacılık sektörü. Ne dersiniz bu sektörler için? Aynen öyle. Yani rekabetçi kurun olması turizm sektörü için fevkalade olumlu bir ortam yaratıyor. Büyük ihtimalle yani rekor sayıda bir turist çekme ihtimalimiz var 2022'nin turizm sezonunda. Hem kur hem servis kalitesinin iyi olması. Sadece yani bu omikron tamam hastanelik etmiyor, o korkuyu da geride bırakabilirsek bir. İkincisi de eğer ki Rusya ve Ukrayna'nın arasındaki bu gerginlik bir savaşa evrilmezse, şu anda evrilmeyecek gibi duruyor ama bunlar kara kuğu riskidir bizim için. Bunlar kara kuğu riskinden kastımız şu, bu uç riskler olduğu zaman fiyatlayacağımız şeyler. Yani o olacak diye şu anda korkup almamazlık ben etmem. Evet. Ondan dolayı da havacılık ve turizm de iyi olacak sektörlerdendir. Peki petrol fiyatları yükseliyor. Petrol fiyatları işte 92 dolara geldi. 100 dolarlar konuşuluyor hedef. Bir şey kalmadı 100 dolara neredeyse. Petrol fiyatlarının Borsa İstanbul'da sektörel olarak hani olumlu olumsuz etkileyeceği alanlar var mıdır? Şimdi şöyle petrol fiyatı niye yükseliyor diye baktığımız zaman çok birkaç ay öncesinde böyle 65-70 dolar aralığını konuşurken bir anda 92 dolara gelmiş durumdayız. Birkaç tane sebep var. Bir tanesi biraz önce bahsettiğim. Omikron ekonomileri yavaşlatmayacak. Omikron yavaşlatır mı acaba şeklinde yapılmış olan bir satış vardı. Onun geriye alındığını görüyoruz. İkincisi Yemenli Hutsiler gidip işte Abu Dhabi'de füzeler yolladıkları zaman onun getirdiği bir olumsuz etki vardı. Onun üzerine Ukrayna, Rusya'nın gerginliği vardı. Onun üzerine de en son Kuzey Yarımküre'de aşırı sert kış koşulları geldi. Özellikle Amerika'nın ortasında hava koşulları çok sert ve çok soğuk. Bugüne kadar görmüş en soğuk dönemlerden biri yaşanıyor. Affedersiniz. Bundan dolayı da petrol fiyatları yukarıya gidiyor. Petrol fiyatlarının yukarıya gitmesi, talepten dolayı yukarıya giden bir petrol fiyatı aynı zamanda ekonomide büyümeye işarettir. Ekonomide büyümeye hassas olan sektörler genel olarak petrol fiyatındaki yükselişte yükselirler. Ve ekonomideki büyümenin hassas olduğu sektörler derken gelişmekte olan piyasaların tamamı, ülke ülke düşünecek olursak gelişmekte olan piyasaları bundan olumlu etkilenirler.
Türkiye'de normal hava ve yol koşullarında biliyorsunuz ki her 10 dolar petrol fiyatındaki yükseliş, yandaşa doğalgaz vesaireleri katarak baktığımız zaman cari işlemler açığında 4 milyar dolar ekstra bir fonlama ihtiyacı doğuruyor. Ama buna rağmen demin bahsettiğim temadan petrol fiyatı yükseliyorsa bu gelişmekte olan piyasalar için pozitiftir temasıyla biz de ince ince yükseliyoruz. Yani borsa buna olumsuz tepki vermiyor. Büyümeye duyarlı sektörler dedik buna olumlu tepki verecek petrol fiyatının yükselişe. Bir de rafinaj. Rafinajda da en azından işte 3 aylık stokla çalışılıyor. Eldeki ham petrol stoğunu piyasaya göre değerlediğiniz zaman oradan bir kar elde ediyorsunuz. Ondan dolayı rafinaj sektörü de bundan istifade etmekte. Peki diğer taraftan ihracattan bahsediyoruz. Otomotiv tarafından da bilançolar geliyor. Tofaş'ın bilançosu geldi. Özellikle ihracatçı sektör. Diğer taraftan ciddi anlamda içeride evet talep bir miktar baskılansa dışarıda talep devam ediyor. Ertelenmiş de bir talep var. Otomotiv sektörü için ne öngörürsünüz? İhracatçı bütün sektörleri beğeniyoruz. Otomotiv de beğendiğimiz bir sektör. Tofaş'tı, Ford'u ve bunların sahibi olan Koç Holding. Bunlar iyi görünen şirketler içinde bulunduğumuz ortamda. Tofaş'ın kârı çok çok güçlü geldi. Yani işte net kâra baktığımız zaman %25'ler civarında bir yüksek geldi beklentiye kıyasla ama onun da ötesinde operasyonel kâr %88 analiz beklentilerini aştı. Ben bugün de Tofaş'tan çok daha iyi bir performans beklerdim. Yine hani en fazla kazandıran BIST 30 hissesi an itibariyle ama yükseliş miktarı daha fazla olabilirdi. Böylesine güçlü bir operasyonel kar artışıyla %15 beklenirken FAVÖK marjı yani operasyonel kar marjı %27 olarak gerçekleşti. Hiç kimsenin yakınına dahi yaklaşmadı. Piyasadaki en agresif tahminden bile daha yüksek bir marj üretti. Beğenmeye devam ediyoruz. Peki Mete Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel teşekkürler. Peki devam edelim. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben dün A paranın yayınındaydı. Soruları yanıtladı. Kur korumalı mevduat hesaplarına katılım 290 milyar lirayı aştı dedi. Diğer taraftan özellikle otomobil kredilerinde limit arttırma olacağını belirtti. Kripto yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kur korumalı mevduat hesabı biliyorsunuz çok ilgi gördü. Ve bugün de son verilerde 290 milyarı aştık. Sayısal itibariyle burada 620 bin civarında bir müşteri bunu tercih ettiler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, kur korumalı mevduat hesaplarına katılım miktarında güncel rakamları verdi. Döviz hesaplarında ciddi bir çözülme olduğunu vurguladı. Türk lirasıyla döviz mevduatın oranlarına baktığımızda bu döviz tarafında 70'lere kadar çıkmıştı bu tap noktaya geldiğinde. Şimdi bu 60'lara doğru gerilemiş durumda. Bu da bir sevindirici tarafı işin. Orada da ciddi manada bir çözülmeyle birlikte artık onu görüyoruz. Çözülmeleri görüyoruz. A Para Ekonomi Masası programının konuğu olan BDDK Başkanı Akben, yerli otomobil çıkışıyla taşıt kredilerinde artırım olacağını belirtti. Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. 120 bin, 300 bin, 750 bin diye bir dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak o işte diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin %70'ini kredi alabiliyorlar. İşte o dilimi bir belki düzenleyip işte artıracak mısınız yani? Tabii onları dilimi güncelleyeceğiz. Kredi faizlerinin makul bir orana gelmesini beklediklerini aktaran Akben, bankalar elini taşın altına koyacaktır dedi. Gerek kredi teşviğinde, gerek bu projelerin fonlanmasında, yatırımın fonlanmasında taşın altına ellerini sokacaktır. 2021'de, 2020'de verdikleri, bu büyümeye sağladıkları kredi desteğini inşallah 2022'de de sağlayacaklar. Ben buna inanıyorum ve bugün de zaten onlarla bir toplantımız vardı. Onların da bu alanda makul fiyatlarla, makul oranlarla bunları destekleyeceklerini inanıyorum ve bekliyoruz da zaten.
Kripto yasasında çalışmalar sürüyor. Akben bu alandaki açıkların bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti. Şu anda SPK öncülüğünde Merkez Bankası, Hazine Bakanlığımız, bizlerin de oluşturduğu bir komite çalışmaları tamamladı. Zaten geçenlerde mecliste de benzer çalışmalar, benzer toplantılar da yapıldı. Tabii şöyle, bu alan biraz regülasyona muhtaç olduğu gibi aynı zamanda da yenilikle ilgili yeni bir alan ve suistimale açık bir alan. Bundan dolayı işte her gün gazetelerde siz de görüyorsunuz. Regüle edilmemiş bir alan her an için suistimale açık bir alan. Onun için bir an önce bu alanların açıkların giderilmesi gerekiyor. Evet, regüle edilmesi gereken bir alan çünkü suistimale açık bir alan. Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Serdar Bey. Teşekkürler. Nasıl bir düzenleme beklenebilir? Nasıl bir regülasyon gerekir bu alanda? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şimdi sizin de takip ettiğiniz üzere yaklaşık 1,5 aydan beri Mustafa Eltaş Bey'in kripto para temsilcilerini meclise davetiyle başlayan bir son dönemde gündem var. Bu gündemde ben de o meclise giden heyetten bir tanesiydim. Öncelikle mecliste bir toplantı yaptık. Akabinde Hazine Maliye Bakanlığı'nda toplantı yaptık. Birincisi şunu söylemem gerekiyor. Çok güzel bir süreç yürüyor burada. Özellikle hükümetimiz bütün paydaşları, sektörün temsilcilerini davet ederek, onların fikir ve görüşlerini alarak çok şeffaf bir süreç yürütmeye gayret gösteriyor. Ben bu yüzden çok mutluyum. Umarım nihai olarak ortaya çıkacak regülasyonun da ekosisteme faydalı bir regülasyon olması temennisiyle iyi bir regülasyon olacağını düşünüyorum. Şimdi bu regülasyonda neler olması gerekiyor, neler barındırması gerekiyor? Biliyorsunuz blok zincir teknolojisi çok yeni bir teknoloji. Kripto varlıklar bu teknolojinin yeni ürünleri. Onlar da yaklaşık Bitcoin'in 13 yıllık bir geçmişi var. Her geçen gün yeni ürünlerle karşı karşıya kalıyoruz. Hayat çok hızlı değişiyor, çok hızlı akıyor. Bu gelişen ve yenilenen bir teknolojik ürünün olduğu yerde dolayısıyla bir kere yasaklayıcı, böyle sınırlayıcı bir tedbir koymak çok akıl kârı bir iş değil. Bir de teknoloji değişiyor, gelişiyor, yenileniyor. Bunları yasaklamakla, teknolojik bir ürünleri yasaklamakla çok mümkün değil takdir edersiniz ki. Ne zaman bu tarz bir yasaklamalarla karşı karşıya kalsak mutlaka birer arka bahçesi oldu. Dolayısıyla çok daha özgürlükçü, serbest bir yasal düzenleme olması gerektiğini düşünüyorum. Bu birincisi. İkinci en önemli konulardan bir tanesi şu. Bu yeni bir ürün, kripto varlıklar. Hayatımıza 13 yıldan beri girdi. Yani normal finansal piyasa ürünlerinden çok daha farklı özellikler barındırıyor. Dolayısıyla doğru bir tanımlama yapılması gerekiyor kripto varlıklara. Yani çok net, açık, konvansiyonel ürünlerden birazcık daha farklı olarak kripto varlıklara yeni bir tanımlamanın getirilmesi gerekiyor. Bu tanımlamayı doğru bir şekilde yapmamız lazım. İkincisi blok zincir teknolojisinin getirmiş olduğu çok güzel ürünler var ortaya. İşte DeFi'ler var, ICO'lar var, NFT'ler var, Metaverse'ler var. Bunların her birisi her geçen gün yenileniyor. Yarın öbür gün başka ürünleri de duymuş olacağız. Dolayısıyla ortaya çıkacak bu yasal düzenlemenin de bu tarz yeni ürünlerin önünü kapatmaması gerekiyor. Yeni ürünlere, yeni gelişmelere kapı açması gerekiyor. Nurullah Bey, bir yasal düzenleme. Diğer taraftan araya giriyorum. Şöyle bir eleştiride de bulunuyor. İşte kripto para acaba işte hani bankalar aracılığıyla ekonomiye kazandırılan tasarruflar söz konusu. Kriptoyla ekonomiye kazandırılmayan bir paradan bahsediyor şeklinde eleştiriler de var. Ne dersiniz? Serdar Bey, ben bu eleştiriye tamamen karşıyım. Bu çok doğru bir eleştiri değil. Nedeni de şöyle arz edeyim. Öncelikle kripto varlıklarla ilgili biz kripto varlık alımlarımızı merkezi borsalara Türk lirası göndererek gerçekleştiriyoruz. Merkezi borsalar dediğimiz şeyler ne? Türkiye'ye yerleşik Türk ticari işletmesi olarak
varlıklarını sürdüler. Ve kripto para alım satım borsaları. Yani biz bunlar artık yeni düzenlemeden sonra platform diyeceğimiz için platform dedim ama normal halk tabiriyle kripto para borsaları. Türkiye'deki yerleşik kripto para borsalarına biz kripto para alımı için Türk lirası gönderiyoruz. Daha sonra bu Türk lirasıyla kripto para alımlarını gerçekleştiriyoruz. Bakın şöyle bir güzel bir örnek vereyim size. Biz yastık altında Cumhurbaşkanımız hatırlıyorsanız yastık altında altınlarımız duruyor bunları ekonomiye kazandırmamız gerekiyor diye bir açıklama gerçekleştirmişti. Türkiye'deki yerleşik merkezi kripto para borsalarının aylık mevduat faiz getirisi 50-60 milyon Türk lirası civarında. Bu ne demek? Yani Türkiye'de kripto para almış kişiler Türk lirası olarak bu kripto para işletmelerinin hesabına Türk lirasını gönderiyor. Bu kripto para borsaları da bunların mevduat faizine yatırıyor. Buradan bir faiz geliri elde ediyor ve 50-60 milyon Türk lirası civarında bu getiri. Bu ne demek? Faiz getirisinin olduğu bir yerde ekonominin içerisinde sanayiciye kullandırılmış kredi, bireysel kredilerde kullandırılmış kredi. Yani tamamen ekonominin içerisinde dahil edilmiş bir paradan bahsediyoruz. Peki bunun dışında Nurullah Bey, bunun dışında yurt içinde yerleşik platformlar dışında yurt dışındaki platformlarla da işlem yapılabiliyor. Oraya bir para gönderilmesi durumunda nasıl bir işlem var? Bu para yurt dışına mı gidiyor, içeride mi kalıyor? Esasında şöyle, bu da tam oraya geliyordum, siz değindiniz. Burada da şöyle bir algı var. Biz Türkiye'deki kripto para platformlarından kripto paramızı aldık. Bunu yurt dışındaki borsalara gönderdik. Peki biz bunu borsalara gönderdiğimiz zaman dolar mı yani yurt dışında dolar mı göndermiş olduk? Veya Türkiye'deki varlıklar dışarıya mı çıkmış oldu? Hayır. Biz yurt dışındaki kripto para borsalarına bizim Tether diye tabir ettiğimiz kripto para olan ve dolara endeksli stabil bir coin'imiz var. Biz yine kripto para alıyoruz. Yurt dışına bu kripto parayı gönderiyoruz. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın ihraç ettiği doları alıp doları göndermiyoruz. Meseleye şöyle yaklaşmak lazım. Kripto varlıklar esasında ayrı bir değer. Yani Türk lirası gibi, altın gibi, dolar gibi kripto varlıklar ayrı birer değer. Dolayısıyla bu kripto varlıkları aldığımız zaman biz karşılığında işte yurt dışına para gönderiyoruz vesaire gibi bir algıya sahip olmamız çok doğru değil. Evet. Buna böyle bakmamak lazım. Evet, ilk başta madencilikten kaynaklanan veya Türkiye'ye ilk giren o kripto varlıkların alımında bir yurt dışına çıkışımız söz konusu ama bu oranda çok cüz'i ve çok düşük bir oranda. Yani şu an kripto para borsalarının yapmış olduğu işlem şu. Ahmet'in BTC'sini Mehmet'e satmak. Mehmet'in BTC'sini Ahmet'i satmak. Dolayısıyla bunların arasındaki aracılık ediyorlar. Yani bizim her kripto para aldığımızda paranın yurt dışına gidiyor algısının doğru bir algı olmadığını buradan paylaşmak isterim. Peki, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Önümüzdeki dönemde daha çok konuşuruz. Konuk etmek isteriz. Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar, teşekkürler. Serdar Bey, yayınlar. Sağ olun. Peki, devam edelim. Dünya turizminde rakamlar pandemi öncesine döneme döndü. Haberimizi izleyelim. Koronavirüs salgınının en çok vurduğu sektörlerden biri turizm oldu. 2021 yılında turist sayısı dünya genelinde yalnızca %4 arttı. Pandemi kaynaklı kapanmalar önce turist hareketini, devamında da gelirleri kesintiye uğrattı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2019'da dünya genelinde 1,5 milyar turist seyahat ederken bu rakam 2020'de 400 milyona kadar geriledi. 2021'de rakamlar bir önceki yıla göre %4 artıp 415 milyona çıktı. Ancak pandemi öncesini yakalaması mümkün olmadı. Bu tablo turizm gelirleri aşamasında da değişmedi. 2019'da 3,5 trilyon dolarlık bir gelir hacmine ulaşan dünya turizmi, 2020'de sadece 1,6 trilyon dolar gelir elde edebildi. Gelirler geçen yılsa 1,9 trilyon dolara kadar çıksa da yine rakam 2019'un çok gerisinde kaldı. Evet, spor ekonomisini konuşacağız. Biraz spor konuşacağız. Türkiye Süper Ligi'nde, TFF 1'de, diğer liglerde maçlar başlıyor. Heyecan başlıyor. Diğer taraftan kış olimpiyat oyunlarının 22.si bugün Pekin'de resmi olarak başladı. Sabah gazetesi spor yazarı Levent Tüzemen konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Olimpiyatlar başladı Pekin'de. Bu yaklaşık 18 gün sürecek. 91 ülke katılıyor. 15 branşta madalyalar dağıtılacak. Olimpiyat önemli. Türkiye'nin katılımı anlamında baktığımızda da
Kaç kişi katılıyor? Yarışacak sporcular çok fazla da istenilen ölçüde değil herhalde. Ama biz bu dalda çok, yani kış olimpiyatları hususunda son dönemlerde çok öndeyiz. Eskiden bu kadar değildi, etkili değildi. Olimpiyata katılmak bile çok değerli. Çünkü hı-hı, sporun bence baktığın zaman en güzel tarafı olimpiyatlar. Çünkü dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, bir takım şampiyonalar düzenleniyor ama olimpiyatlar her zaman düzenlenmiyor. Anlamı bir farklı herhalde. Çok farklı tabii. Evet. Yani sporun en güçlü alanı. Çünkü o her sporcu olimpiyatlarda olmak ister. Evet, orada başarı sahibi. Şimdi bu konuda şanslı. 2008'de biliyorsunuz yaz olimpiyatlarını düzenlediler. Şimdi hı-hı, de kış olimpiyatları ev sahibi yapıyorlar. Evet. Resmi açılış başladı. Resmi törenle açılış yapıldı. Toplam 18 gün sürecek kış olimpiyatları takipçi olacağız, konuşacağız. Türkiye'ye dönelim. Transfer dönemi sanki geçmiş yıllardan biraz farklı gibi. Sönük. Yani hem sönük hem de yani hani adımlar atılıyor ama biraz anlaması da güç gibi mi? Tek tek devam edelim isterseniz. Önce neyle başlayalım? Galatasaray'la başlayalım mı? Yani sonuçta Galatasaray'ın sezon başı kadro mühendisi tamamen gençler üzerineydi. Hı hı. Bunun karşılığını oyun olarak, bir oyun kurarak Avrupa'da aldılar ama ligde alamadılar. Kadronun kalitesi yetmedi. Avrupa'da daha etkiliydiler. Sadece gençleştirmenin çok doğru olmadığını gördük. Galatasaray bu hatasından vazgeçip tecrübeli oyuncuları kadroda bulundurmaya başladı. Çünkü bu tecrübesiz oyuncuların eksikliğini yaşadı sezon boyu Galatasaray. Özellikle Gomis, taraftarın gözdesi. Hı hı. Galatasaray'dan 600 bin euro verilmeyip biliyorsunuz gönderdiler. Ama onun üzerine de nereden baksanız iki tane adam aldılar. 30 milyon euro para verdiler Falcao ve Cagne. Öbür santrforları saymıyorum. Ama karşılığını alamadılar. Dolayısıyla Gomis dönüşü bir ölçüde Galatasaray'ın gol yollarındaki sıkıntısı çözecek gibi. Çünkü Sabahın özel haberinde şöyle diyor. 1,5 yıllık imza atılmış. Bu sürede toplam 2,5 milyon euro garanti para kazanacak. Tabii futbolun yaşı artık büyüdü. Oyuncular açısından iyi bakıyorsanız, iyi profesyonelseniz. Ronaldo da 37 yaşında. Hı hı. Yani bu şekilde değerlendirirsek. Modric 37 yaşında gelecek sezon için Real Madrid'e 1 yıl sözleşme uzattı. Yani bu futbolcular iyi profesyoneller. Gomis de öyle. Bence Galatasaray'ın ilk yarıdaki performansında o ceza alanı içerisindeki yakaladığı pozisyonlarda topu içeri atamamaktı. Tek vuruş ustası Gomis. Belki de genç santrfor adaylarına Halil ve Muhammed Mustafa için de vuruş konusunda destek olur. Ben Kerem'in de çıkıldığı anında, hatta Fegül'ün de sezon sonuna kadar oynayacak Fegül'ü, Gomis'in etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü Gomis hem tecrübeli, hem takım abilik yapacak, hem de liderlik yapacak kapasitede bir oyuncu. İyi bir transfer. Evet. Pulgar Galatasaray'ın en etkili oyuncularından biri olacak. Çünkü Galatasaray orta sahasından çok çekti. Zaten Domenech'in de söylediğinde şu, iyi oyuncular, iyi niyetli oyuncular ama yetenekleri orta sahayı yönetmeye yetmiyor dedi Berkan ve Taylan için. Pulgar Şirmi takımla oynadı, en son geldi. Fiorentina'da da oynuyordu. Bence o bölgede etkili bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Şimdi özellikle taraftarın yönetime ciddi bir tepkisi vardı Fatih Terim'in gönderilmesinden sonra diyelim. Burak Elmas'la taraftar arasında ciddi bir sıkıntı vardı. Gomis bir nefes aldırdı mı yönetime? Tabii yani bugün ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bir Galatasaray taraftarı, siz de maçları izliyorsunuz. İlk yarıdaki takımdan hangi futbolcuya gönül vermeli? Biraz Kerem'e verebilir. Tabii. Genç oyuncu. Hangi oyuncu? Hiçbir oyuncu taraftarı mutlu etmedi. Heyecanlandırmadı. Ama Gomis'i heyecanlandırır. Gomis'in attığı golden sonraki o panter hareketini yapması tribünleri farklı bir noktaya getirir. Her takım, hı-hı, her taraftar, her zaman takımlarında böyle sembol oyuncu ister. Kendilerini coşkuya itecek bir oyuncu ister. Gomis'i oyunculardan biri olacaktır diyorum. Çıkışı, heybeti, ceza alanısı, varlığı. Tabii çok önemli, evet, bir futbolcu. Ama hani Galatasaray'ın hani ciddi bir sıkıntı süreci yaşıyor. Fatih Terim'in gönderilmesi, Burak Elmas bir nefes aldırdı. Tabii hani futbolda tek kişinin performansı biraz zor. Hani takımı ayakta tutmak için. Birkaç kötü sonuç tekrar taraftarla, yani yıl sonuna kadar, yani bu sezon sonuna kadar Burak Elmas taraftar çekişmesi devam eder mi? Eder. Eder. Ama kazanmaya başlarsa Galatasaray, hele Gomis gol attığı süreç içerisinde taraftarın birazcık o baskısı da kalkar diye düşünüyorum.
takımdaki sonuçta, dengeyi, yani takımın dengesini, takımın motivasyonunu bozar mı bu? Tabii ki bozar. Yani böyle bir, eğer bir çekişme olursa, bir sıkıntı büyürse. Bundan, bunun olmaması bundan, gerektiğini evet, düşünüyorum. Çünkü bu süreç Burak, önemli bir süreç. Nasıl yönetmek gerekiyor? Bence Burak Elmas çok doğru davranış biçimine doğru sergiliyor, bir davranış sergiliyor. Şöyle, Fatih Terim'le ayrıldıktan sonra neden olarak bir şeyler açıklamadı. Üzüldüğünü söyledi ama ayrılmak zorunda olduğunu söyledi. Fatih Terim de bir açıklama yapmadı karşılığında. Dolayısıyla ortamı gerebilecek, birbirini suçlayacak bir durum yok. Medya bu konuda yorum yapıyor. Ben de yapıyorum. Sezon başında bu takım kurulurken takımı oluşmasına Fatih Terim'e etkisi vardı. Yanlış bir takım kuruldu. Tamamen gençleştirme politikası büyük bir hataydı. Ama buna da Galatasaray Başkanı ve yönetimi bu kadar oyuncu alınmasına, bu tür oyuncu alınmasına evet dememeliydi diye düşünüyorum. Şimdi o gün diyemeyenler bugün Galatasaray'ın eksik yönlerini tecrübeli, katkı yapabilecek oyuncularla donatmaya çalışıyorlar. Doğru yapıyorlar. Ama sonuçta Burak Bey kendi camiasının da karşısına almadı. Özellikle de taraftarlı yönetim dışındaki kongre üyeleriyle Zoom'dan görüşmeler yapmaya başladı. Her türlü eleştirileri sert dahi olsa dinledi ve onları rencide edecek bir açıklamada bulunmadı. Hatta çok önemli bir söz söyledi. Mali kongre için Mart'ta var. Ben diğer başkanlar gibi davranmayacağım. Eğer beni kongre, benim anlatacaklarımdan sonra, bilgi vereceğim bilgilerden sonra beni idari yönden ibra etmezse ben o koltukta oturmam dedi. Peki. Bu da güzel bir şey yani. Geçelim Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş da oldukça hareketli transfer döneminde. Şimdi yeni bir transferi var aslında, değil mi? Yıldız bir transfer. Gedson Fernandes, yıldız adayı. Yıldız adayı. Benfica'dan alındı. 40-50 milyonluk bir oyuncuydu bu. Evet. Evet. Galatasaray'da geçen sene yarım sezon oynadı. Çok etkili maçlar oynadı. Galatasaray'ın zirve yarışında kalmasında ciddi katkı sağladı. Sezon başında hem Galatasaray hem de Beşiktaş oyuncuyu almak için çaba sarf ettiler. Alamadılar Benfica'dan. 6 milyon euro transfer. %50'sine. Ödenecek. %50'sine, evet. Peki oradaki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Beşiktaş Fernandes'i aldı, Çaykur Rize'ye kiraladı. Beşiktaş kiralamadı. Beşiktaş Benfica kiraladı. Evet, Benfica dün imza töreni vardı. Rize Spor Başkanı Sayın Tahir Kıran da açıklama yaptı. Dedi ki bizim Beşiktaş'la ilgimiz yok. Biz kiraladık dedi. Hatta istersek alabiliriz dedi. O kafamı karıştırdı. Yani Beşiktaş'tan mı alacaklar? %50 kalan %50'sini Benfica'dan mı alacaklar? O çok önemli. Biraz karışık değil mi? Karışık yani bu tür şeyler. Ben şöyle dedim yani bugün yani bu transferi Beşiktaş mı yaptı, Çaykur Rizespor mu yaptı? Kalıcı transferi Beşiktaş yaptı, kiralık transferi Çaykur Rize yaptı. Yani peki, oyuncu şu anda 3 takımın malı durumunda. Benfica'da %50'si, %50'si Beşiktaş'ta, kiralık olarak da Rizespor'da. Çok ilginç, çok fazla tanık olmadığımız bir olaylar. Bir oyuncunun birkaç tane şeyi olabiliyor şirketlerde. Hisse olabiliyor o şirketlerin oyuncu üzerinde. Böyle bir transfere uzun bir aradan sonra ilk kez tanık oluyoruz. Ama şurada bir risk tarafı var. Beşiktaş Serdar kendi şu andaki mevcut kadroya katmamasının nedeni elindeki yabancı futbolcularının fazlalığı. Yani kontenjanın dolu olması. Çıkartamaması elinden. Ama onu çıkartabilirdi. Niye çıkartamadı? Örneğin Montero'yu istemiyorlar. Montero sezon sonunda yok Beşiktaş'ta. Kiralık oyuncu. Sözleşmeyi feshedersiniz, gönderirsiniz. Avrupa'da yok Beşiktaş. Sadece Türkiye Kupası var. Orada zaten Wellington oynuyor, Serdar oynuyor. Baktığınız zaman Vida'nın yanında Necip oynuyor. O bölgelerde sıkıntı yaşamıyor. Zaman gelir Souza bile oynar diyor. Souza bile oynar. Orada Joseph de Souza. Onlar da oynar. Çıkartabilir ve alırdı. Neden böyle bir riske girdi? Ben çok şaşırdım. Örnek veriyorum. Sayın Başkan Çebi çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki bu transfer konusunda Galatasaray ile ilgili. Saha içerisinde rekabetimiz var ama transferde ben rekabete katılmıyorum. Kim güçlüsü o alır dedi. Çok doğru bir ifade. Bu her takım için geçerli. Yani geçen sene Gezzal'a gitmişti Galatasaray. Beşiktaş taraftarları tepki koymuştu. Bugün o tepkinin yanlış olduğunu Sayın Çebi söyledi. Dedi ama Galatasaray'da galiba şunu söyledi. Biz Fernandes bizim gündemimizde arka sıralarda dedi galiba. Hayır. Gündeminde vardı ama Benfica'nın Galatasaray'a geçtiği koşullar Beşiktaş'ın geçilen koşullardan çok daha pahalıydı. Orada bir rekabet edildi yani. Rekabet tabii yani burada menajerlerin de katkısı var. Yani bugün o menajer oyuncunun Galatasaray'a gelmemesi için çaba sarf etti. Beşiktaş'a gitmesi çaba sarf etti. Ama burada birisi tarafı şu, yanlış anlaşılmasın. Yani bu 4 aylık süreçte Rize için mücadele edecek. Temmuz'da Beşiktaş'ın malı olacak Gerson Fernandes. İyi ama sakatlık yaşarsa ne olur? Ya uzun süre oynamayacak duruma gelebilirse?
O zaman Beşiktaş bu 6 milyon lirayı sokağa atmış olur. Ben olsaydım Beşiktaş'ın yani Montero'yu kiraya verir ya veya sözleşmesini feshederdim. Gerson Fernandes'i kiralardım. En azından bugünden oynamaya başlardı Beşiktaş'ta. Daha doğru bir sözleşme olurdu diye düşünüyorum. Bu çok riskli bir sözleşme yapılmış durumda şu anda. Evet. Ama gördüğünüz gibi artık böyle büyük paraları 5 taksitle ödeyecek diye, 5 yılda ödeyecek diye biliyorum bu parayı Beşiktaş. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Birçok kulüp artık kiralamayı tercih ediyor. Öyle yüksek fiyatlarla yok aidiyet duygusu yokmuş. Oyuncuya vereyim 15-20 milyon alayım diye. O devirler geride kaldı. Artık herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Daha iyi olmadı mı? Özellikle kulüplerin bankalar birliğiyle yapmış oldukları anlaşmalar kulüpleri biraz disipline ediyor. Daha iyi olmadı mı peki? Bence daha iyi oldu. Yani o kadar paraların dışarıya verilmesi. Bu rakam neye göre ya? Çok para kazanıyor. Bu işten menajerler kazanıyor. İşte Galatasaray maalesef. Başkanı açıklama yapacak. Benim öğrendiğim kadarıyla 4 yılda Galatasaray sadece menajerlere 30 milyon euro para vermiş. 4 yılda. Maalesef. Bu nedir ya? Bu sistemin, menajerlik sistemi. Bir takım yani. Belki başka türlü düzenlenmesi, regüle edilmesi lazım. Aynı kriptolardaki gibi. Siz tabii bir ekonomi uzmanısınız. Ama bence bir gözden geçirilmesi lazım. Kesin regüle edilmesi lazım. Peki Fenerbahçe. Fenerbahçe de tekrar eski futbolcusu Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü. 5,5 ay galiba İngiltere serüvenini sürdü. Tekrar geriye geldi. Bir taraftan o, diğer taraftan da hala Fenerbahçe ile ilgili işte İsmail Kartal teknik direktörü anlaşma sağlandı. Hala bir teknik direktör Löw görüşmeleri yapılıyor. Yani Löw'ün ismi çıkıyor. Evet. İşte Roger Schmidt'in ismi çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Yani şimdi nasıl bir yani hani bunlar böyle ortaya çıkarken hem mevcut teknik direktör hem takım nasıl verimli olabilir? Vallahi İsmail Kartal Fenerbahçeli. Göreve geldiği zaman ben Fenerbahçe'ye hayır diyemem demişti. Hı hı. Bugün kendisine teklif yapılır. Örneğin Löw'le birlikte çalışmış, arkadaşlığı olan bir insan. Löw kendisine şunu söylemişse birlikte çalışalım diye ben İsmail Kartal'ın hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ama bu süreç içerisinde bunu Fenerbahçe yönetiminin bir netlik kazandırması gerekiyor. Evet biz Löw'le görüşüyoruz. Sezon sonunda Löw'le Fenerbahçe buluşturmak istiyor demeliler ve İsmail Kartal'ın da rahat çalışmasını sağlamalılar. Yani Löw, İsmail Kartal'ın kafasında demokrasi kılıcı gibi sallanmamalı. Örneğin Şenol Güneş, Önder Karabeli'nin kafasının üzerine demokrasi kılıcı gibi sallanmaması lazım. Tabii. Bunu gelecek sene ne olur? Ben sezon sonuna kadar dedi iki kulüpte, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de mevcut antrenörleriyle sezon sonuna kadar çalışmayı kabul ettiler. Ozan Tufan'ın geri dönmesi doğru, gönderilmesi hataydı zaten. Bence Türk milli takımında önemli bir oyuncusu. Onu kazanmak, oynatmak yerine göndermek bence çok basit bir karar İhtiyacı olmuştu. İhtiyacı da vardı. Çok gönlü oynayacak. Orta saha oynar, stoper oynar, sağ bek oynar, forvete yakın oynar. Koşan, mücadele eden, ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Doğru yaptı Fenerbahçe, geri aldı. İsmail Kartal'ın da bundan hoşnut olduğunu düşünüyorum ben. Ya şimdi hepsine, bütün kulüpleri, yani bu üç kulübü de konuştuğumuzda sanki hani böyle bir planlama sıkıntısı yaşanmış gibi görüyor. Yani strateji kurmada bir hata yapılmış gibi gözüküyor. Şimdi Serdar Bey, Galatasaray Campos'ya bir adamla anlaştı. Doğru bir, bu doğru bir şekilde. Bu win-win, yani kazan kazan anlaşması. Çünkü bu Campos'un çok geniş bir oyuncu portföyü var. Artı birçok genç yeteneğinde dünya futboluna kazandırılmasına ciddi Mbappe başta geliyor bu oyunculardan. Galatasaray'ın da yıldız adı isimler var. Bunu kulüplerle, menajerler aracıyla hareket edeceğinize Campos aracıyla hareket etmek daha doğru. Galatasaray'ın değerleri varsa bunların pazarlanması konusunda Campos devreye girecek. Bazı oyuncuların da Galatasaray transferinde Şilili oyuncunun geldiği gibi Campos'un etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Yani sonuçta şöyle bir şey, Campos'a şunu biliyor. Getirdiğim oyuncu faydalı olmalı, satacağım oyuncudan da Galatasaray'da kazanmalı, ben de kazanmalıyım. Değerini bulacak, değerinin üstüne sattığı takdirde buna kimse hayır demez. Bunu Fenerbahçe'de Paris Saint Germain'in eski sportif direktörüyle yeniden yapılanma içine girmeye çalışıyor. Evet. Dolayısıyla bence artık futbolda sokağa para atma devrimi kapandı. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Serdar Bey. Katkılarınızdan dolayı her zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, spor ekonomisini burada kapatıyoruz. Ekonomi notlarını da sonra kapatacağız. Devam edeceğiz. Evet, ekonomi notlarını da kapatıyoruz. Yatırım dünyasıyla karşınızda olacağız.